Defne Samyeli, Cem Aman, Yılmaz ama aman. eğlenceli bu sefer. Nasıl? Bu sefer Ne yapmışlar? eğlenceli. Çünkü Bodrum'da biliyorsun tatildeler, fotoğrafları görmüşsünüzdür. Defne Evet. Hanım'ın kızları da yanlarında. Hatta bir ara Görmedim Kemal ben. geldi, Ha, işte onu teknede gördük, teknede beraberlerdi. beraberler. Evet. Ondan sonra oturdukları lüks sitenin beach partisinde, böyle partiler düzenleniyor ya, orada şarkı söylemişler. O görüntüler var mesela. Bakalım. İlgini çekiyor mu? Ya eğlenceli adam. Bak enerji saçıyor. Bak o ne yapsa ne sesine kötü diyoruz ne ona ne buna değil mi? Çünkü dehşet bir adam yani. Peki bir Muhteşem. yorumum olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz Bu Cem kadın Yılmaz... bu adama ne yapmış diyorsun? Hayır. Ben şu an onu Hay bize düşünüyorum. ne canım ne yaptıysa Ben yapmış. şunu düşünüyorum. Cem Yılmaz bütün ilişkilerini ortada yaşadı. Yani öyle saklamadı uzun dönem Emin ilişkilerinin misin hiçbirini. hayatım? Uzun dönem ilişkilerinin hiçbirini dedim. Ha kısa vadelileri Onu saymıyoruz. Kısa ve nereden? orta Onu herkeste vadeleri. var. Kimseyi de kontrol edemezsin o kadar dip bucak. Yani Doğru. duyuyoruz daha biz de gerçek mi derken ayrılıyorlar. Ya fakat hepsinde ortak bir özellik vardı. Ahu Hanım'da da. Soğuk, esmer, Aynen. uzun boylu. Şimdi burada Defne Hanım normalde dışarıdan çok soğuk görünmekle birlikte Ve soğuk mesela olmakla eğlenceli. beraber. Enteresan bir çift oldular. Sen şimdi soğuk diyorsun da bak sana soğuk olabilir Defne, Hayatım sana sevgilisine buzdolabı. değil. Ama Cem'le ikisini İşte bilmiyorsun ikisi çok ki. ilginç bir Şimdi çift mesela oldu. dün de biz bir ortama girdik. Dediler ki şu kıza nasıl tahammül ediyorsun Canan için? Dedim ki bir yakından tanısanız bazı lokma tatlısı gibi muhteşem eğlenceli ve şeker. Şimdi Bana mı bizim diyor? evet bir gördüğümüz Sana var. arada Bir bir de hafif görmediğimiz. Hayır güzel bir şey çaktırıyor. söylüyorum. Hayır güzel Beni bir bir şey yerlerde söylüyorum. kurmuş onu Güzel bir anlatayım. şey Aynen söylüyorum. Çünkü aynen. ben onu gerçekten seviyorum. O başka bir boyut ve bunu Allah razı herkes de olsun. biliyor. Ama eğlenceliler, eğleniyorlar, güzel vakit Çok geçiriyorlar. eğleniyorlar. Yani ilişkileri de gayet güzel gidiyor. Defne Samyeli'nin sesini biz beğenmiyoruz. Ayrı. Dinlemeye gider Ama misin? eğleniyorlar. Gitmem. Ama Hayır onlar çok mutlu. Cem'e ne yaptığını merak ediyorum. Yani nasıl bu kadar aşık etmiş ve... Hayır, şuradan bir de diyorum eğlenceli Çocuk gibi çiftler. adam Mesela baksana. biri fotoğraf koyuyor mutlaka diğeri altına yorum yazıyor. Kaç Çok çifte bunu güzel. görüyorsunuz? Çok Genelde öyle güzel. şeyler olmuyor. Geçen gün verdik ya ilk programlardan birinde. Cem Yılmaz fotoğraf işte enişte tatilde diye fotoğraf koymuş. Güneşten daha Güneşten de parlaksınız parlak. diye. Bir Ha, de öyle bir şey Defne yapmasına Hanım'a. gerek yok Canan. O ondaki bir eksiklikleri tamamlamış Olabilir, olabilir. doğru söz. Yani yıllardır beklediği, hayatı yaşamak istediği, huzur bulmak istediği bütün eksiklikleri Defne ile beraber tamamlamış olabilir. Defne de onda Hepimiz yani. için öyle. Biri gelir senin içindeki romantiği çıkarır. Biri Kesinlikle. gelir deliği çıkarır. Biri gelir daha böyle Ay ne kadar vızırdı duyduğun konuşuyorsun. Ne kadar özlemleri çıkarır. Şimdi sen de Defne Hanım'la fenalık bir geçireceğim diyor programda denk huzurda. gelirsin. Sen de çok nasıl diyeyim soğuk bulursun. Ben de Ben röportaj yaptığım yaptım için biliyorum. program Tamam, ben ve de çok çok da kötü bir anım var onunla benim de ilgili. kötü bir anım Ben var. Defne Benim hiçbir anım öyle yok. anlatır Benim mısınız ki hiçbir iyi bir anım yok. Sen tanıştın mı? Çünkü İşte yok benim anlatırım. hiçbir Tamam. anım yok. Yani büyük Nötrüm. eksiklik değil. Bir dakika. Yani bana çok saygısızca davrandı mesela. Ben Öyle öyle özlem hiç... saygısız biri de. Şimdi o tanımadığı için uzaktan konuşuyor. Şimdi ikimiz de Ben tanıdığımız ama için şu öyle mesela anda öyle romantik bir şeyden. kendimden Ya sıyrılıyorum. tamam Net artık adamın hissettirdiği şeyi ben konuşuyorum. bilemem. Ben Cem'in ne hissettiğini tabii ki de bilmiyorum. Ama ikimiz de dürüst olalım ki yani öyle çok huzurlu, çok böyle şey bilir. Son derece egolu, son derece Ama baskın. birbirlerine iyi geldiler. Tamam işte yani ne kadar Ama o huzurlu şey bilemem. egoyu Cem Yılmaz'a yapabiliyor mu? Yani bu var şimdi ikili ilişki Ya karşı da farklı. olabilir. Egodan belki o adam hoşlanıyor yani. O öyle O da güçlü olabilir. ve şey Bilmiyoruz. kadınlardan hoşlanıyor olabilir yani. O da Ya o da olabilir. olabilir. Doğru. Belki o ona evde Yani kızıyordur zaten mesela. bence Cem Yılmaz gibi bir adam güçlü kadından hoşlanıyordur. Zaten seçtiği kadınlar da hep işlerinin iyisi Güçlü ve olan akıllı kadınlar. kadından Ben bir tek Akıllı kimi ve güzel yakıştırmıştım biliyor kadınlar. musun? Yani ister beğenin ister beğenmeyin. Cansu. Cansu Dere. Hmm. Yani onlar başka bir şeydi. Keşke bozulmasaydı araları. Ya canım şimdi Yani adam gayet mutlu. Cansu Dere'yi niye katıyorsun araya? hayır, ben kendim yakıştırdığımı söylerim. Ha, Mesela sen onunla Cansu'da mutlu. aynı hissi taşımıyorum ben Cansu Dere'de. Yani Ahu elinden kapıp bir de çocuk sahibi olmasaydı belki onlar daha uzun süre giderlerdi. Biz de bu ilişkiyi konuşmuyor olurduk ama hayat tabii yani. Olabilirdi ama ben hep şeyi sezinliyorum. Bence Defne ile ikisinin arasında en onlara iyi gelen şey yaşları itibariyle anı biriktirip onları konuşabiliyor olmaları. Yani Hayatı çok güzel paylaşıyorlar evet bir Defne ile. Bu paylaşımlar çok önemli olduğunu bir şey. düşünüyorum. Hayatı O paylaşıyorlar. çok çok Beraber geçiyor. beraber Bu tatil çok ediyor. romantiksin sen. Ama Romantik. onlar da romantik bir tablo çiziyor hayatım. Yani beraber dans ederken fotoğraf paylaşıyorlar. Birbirlerinin Ah ben attığı bu programda programda her her şeyi şeyi bunlar konuşamıyorum. yazıyorlar. Ah Kaç ben bu çift programda gidip de her şeyi şimdi bir beach konuşamıyorum. partide
şey yapabilir. Böyle ikisi birden şarkı söyleyebilir. Var mı öyle bir şey Neyse, ben elimizde? Bildiklerimi konuşmayayım da. Eyvahlar olsun. Niye ah, ben bu programda konuşamıyorum. Tabii yani şimdi biz böyle uzaktan böyle şey sanki mahalle aşkı falan gibi konuşuyoruz da başka şeyler var hayatım orada. İyi gelen şeyler var ama o dediğiniz romantiklikte ve tatlılıkta değil yani. Çıtlatabileceğin kadarını söyle. Hiç çıtlatamam. Ha, öyle koştura mi? Koştura şey, savcıya gideriz çıtlatma yani. Çıtlatma o zaman. Hiç çıtlatmam çıtlatma yani. Ama yani sana böyle çok bebeksi, çok böyle Paris bari böyle romantizmden falan söz etmiyorum yani. Ama çenemi tutuyorum. Çünkü hiç kimseyle kötü olmak istemiyorum. İşte bunlar gibi tatlı tatlı konuşup ay ne kadar tatlılar, romantikler demek istiyorum. Ama onların aralarında bizim bilmediğimiz daha kalabalık başka şeyler var. Daha kalabalık diyeyim. Eyvallah Küçücük olsun. Bir şey söyledim belki anlarsınız. Ay neyse, benim de aklımı karıştırıyorsun. Aynen. Aynen. Benim de aklımı karıştırıyorsun. Çok merak yani. Ettim. Çok merak ettim. Peki. Mutlu olsunlar. Yani evet böyle şey. Tabii tabii kimseye sarmasınlar. Hep sen mi demiştin yani? Ben dedim. Herkes birbirine mutlu olsun. Kimseye sarmasın. Kadar kızları da gündemde biliyorsunuz. Ah o kızların hali. Aynen. Ondan sonra beraber söylemiştim zaten o tatil beraber yapılıyor diye. Aynı zamanda 22 yaşındaki Deren mi diye mi büyük olan. Onun da tabii sosyal medyada pozları ortaya çıkıyor. Fazla ya ben çok fazla buluyorum. Nesini fazla buluyorsun? Yapımcımız Bilal Bey'le sabah fotoğraflarına bakıyorduk. Altını gösterebilir mi bilmiyorum. Gösteremeyecek ama herhalde. Yani dekolteyi mi fazla bir... kullanıyor çok fazla. Hayır, dekolte olabilir ya. Ben de fotoğraflarımda veriyorum. O tip bir şey değil de. Ama sen kaç yaşındasın? O kaç yaşında diye mi bakıyorsun? Hayır. O benden çok daha güzel. Soruyorum işte. Tamam işte. Geçen yıl da sezon güzel. Kapanırken biz bu mayolarla girişmiş. Bak bak. Hiçbir şey gelmedi. Biz geçen sene dedik ki sadece bu kadar açık ve mayolu pozlardan ben anne olsam çocuğumun böyle yapmasına izin veremem. Korkarım. Sergilenmesi hoş değil. Korkarım çünkü dedim. Anlatabildim mi? Yani ben bir anne olsam korkarım. İstemem yani çocuğumun orada vücudunu sergilemesini. Belli bir yaşı var galiba. Şimdi de diyorlar ki bazıları sen ona niye vücut olarak bakıyorsun? Sizin gibi ne zihniyetler olarak olduğu hayır, sürece. Hayır, ben şimdi bacağı ya da bacağı ya da göğse ben ne olarak bakayım? Tablo hayır, olarak bir mı bakayım? Einstein olarak mı bakacağız? Kızı tanımıyoruz ki 22 yaşında bir kız ama sülün gibi gerçekten çok güzel. Tabii yani, ki. Alkiyazı üstüse koysam şey, bak, o kadar. Hayatım ben korkarım anne olsam. Yani. Abla olsam da korkarım. Anlatabildim mi? İstemem kız kardeşimin mayolu fotoğraflarını sergilemesini. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben 40 yaşına geldiğim için rahat giyinebiliyorum. Bakma gene tartışıyoruz da ailemde. Kaç yaşına kadar senin annen eteğine dikkat et, üstüne dikkat et, bluzuna dikkat et dedi. Hayatım ben ömür boyu annem rahmetli canım benim. Değil mi yani? Vefat edene kadar eve bak saat kaç oldu 12'yi geçti gel şimdi, baban sana ne yapacak? Ben de öyle bir şey bekliyorum mesela yani bu kadar bir annenin de kızlarını nasıl diyeyim bu kadar ön plana atması bu kadar göstermesi acaba ne yapmaya çalışıyor diye kocaman soru işaretleri. Ya onlara rol kaptırmaya çalışıyor. Ya belki hayırlı kısmetler bulmaya çalışıyor. Bilmiyorum yani. Bu kadar ön planda olmak, bu kadar güzeller çünkü vücutları vesaire ama bana fazla. Güzel anne... olmasalar da ne olursa olsun çocukların yani bu ya son anne derece... dediğin biraz anne gibi olsun. Evet bu biraz pozlar biraz şey yani. Olmalı anne yani. Anne gibi olmadığını mı düşünüyorsun Defne Samyeli'nin? Yani şey... Ya peki babaları kızmıyor yani. Mu? Ben bile Özbilgi hesabımı sordum mesela. Babaları mesela hiç karışmıyor mu kızlara? Şöyle davranma Eren Bey mesela. Hiç karışmıyor mu şöyle davranmayın, böyle pozlar vermeyin? Yani anladın mı? 22 galiba yaşında gençleri, gençleri şimdi durduramıyorsun galiba. Evet. Babalardan çok kız çocuklarda aynen. Annenin rol model olduğunu düşünüyorum. Aynen. Anne bikinili poz koyunca annem koyuyorsa ben de koyarım. Diyorum, yani bu söz. Kötü bir şey değil, kötü bir algı değil. Annem kötü taş de değil, gibi hayatım, kadın. Biz giymiyor muyuz? Giyiyoruz da belki öyle pozlar da veriyoruz. Benim onunla ilgili derdim yok ya. Yani. Ama bu kadar küçük kızların anneleri tarafından bu kadar gösteriliyor olması. Ön plana çıkartılıyor olması. Bu kadar ön plana olması. Çıkarıyor olması. Ben de kocaman kocaman soru işaretleri yaratıyorum. Peki diyorum. O zaman yine bir sosyal...